Merhaba arkadaşlar, Gurbetçenliğin dünyasına hoş geldiniz. Videoma başlamayı yine aklıma geldi. Diyorum ki ben videoya hiç başlamadım. Biz Markov'a geldik Mehmet'le. Paket verdik, soda stream'i değiştirdik, şişelerimizi verdik. Anlatalım bari. Göstermedik, anlatalım. Şimdi Ikea'ya doğru gidiyorum. Ikea'da bir şey bakacağım. Mehmet şu kamerayı tutsana ya. Şeyimi bir türlü bağlayamadım. Evet, Ikea'da çekim yapalım ama. Ben Ikea'ya çöp sistemi bakmaya geldim, yani çöp kutusu benim mutfak için. Onu ben Türkiye'den getirtmedim. Buradan kendim istediğim gibi yapacağım dedim. Çünkü kapağını yapıştırmalı istemedim. Bakalım burada istediğim büyüklüğü bulabilecek miyim? İnternetten baktım da gözüm göre göre alayım dedim. Mehmet sen bu çikolataları biliyor musun? İçi karamelli, daim. Al, düşürdüm. Alsana. Ben seviyorum. Aslında karamel sevmiyorum ama bunu seviyorum. Evet. Şimdi gelmişken tabii ki Mehmet biraz da gel şeylere bakalım. Tencere tabak bakalım. Gel. Belli oluyor. Kamerayı açmadığından belli oluyor. Ben arkada takip ediyorum. Olur. Ben kendim çekerim bugün. Çocuğum. Nasıl bakıyor? Bu benim takımım. Ben bundan istemiyorum artık ya. Değişik istiyorum. Mehmet siyah takım. Ne? Ya siyah cool ama bunu istemiyorum artık. Değişik bir şey olsun istiyorum. Ani benim takım hala var ha. Mehmet. Ama sanki modeli değişmiş bak. Benimki de mi böyle Mehmet? Daha düz benimki değil mi? Düz seninki, bu biraz şey. Derin gibi değil mi? Şu aynı gibi. Bak bunlar değişik. Bak evet bu aynı. Bu aynısı. Yok, bu da mı derin biraz ya? Seninkinden bu kadar. Derin değil değil mi? Biraz değişik gibi geldi bana. Evet. Biraz değişik olursa alabiliriz icabında ama. Şunlar çok mu şey? Hangiler? Ya ben böyle parlak istemiyorum. Ben parlak istemiyorum. Ben mat istiyorum. Bunlar İlkay'ınkinden mesela. Burada mat yok. Yani ne anladık Mehmet? Biz Ikea'dan takım bulamayacağız. İyi oldu bak şimdi gördüğümüz. Şu da griymiş bak. Bu da güzel değil mi? Bakışa bak. Eğer beğenenler varsa burada diyecekler ki Mehmet. Neyse. Yok siyah başka yok arkadaşlar burada. Gel bir de bardaklara bakalım Mehmet. Bardak var mı? Değişik bardak olarak bir bu var. Şunlar benimkilere benziyor. Aynen. Çıkardıklarıma benziyor. Şunlar var işte. Bu da küçüğü. Ay yıkaması da zor olur onun. Kenarına köşesine gider şeyler. Yok başka bardak burada. Bunlar? Bitti. O da hoşuma gitmedi. Buradan sen bana bardak beğendiremeyeceksin Mehmet. Yok o da bitti. Bardak da yok. Aa, onların büyükleri de var bak Mehmet. Şunlar var. Merhaba. Biz bu gidişle Ikea'dan şıpşak çıkacağız Mehmet. Fark ettin mi bunu? Mehmet'in keyfi yokmuş. Bari şıpşak çıkalım. Gel Mehmet gel. Gel seni şıpşak çıkartayım buradan. Bir de şu saplama kaplarına bakalım. Ikea'da başka çeşitler var mı? Ondan sonra da çıkalım. Yazık çocuğu yormayayım bugün. Bunlardan var. Ben bunlardan kesinlikle istemiyorum. Hayır. Aa bak. Böyle kaptan gidelim almalı. Dolaba sığdıramıyoruz bunları sonra ya. Mehmet'im saklama kabı bunlar. İçine bunların şey gelecek. Böyle bulgur pirinç diyecektim. Bak böyle Mehmet. Böyle. Bak gördün bunlardan lazım. Ne kadarmış? 255. Ben de diyorum ki bu ne? Bunların fiyatı ne kadar acaba? Böyle hepsini mi veriyorlarmış 255'e? Ha, tabii canım. 255'e bunu vermeyi düşünüyorlarmış da. Başka da yok. Bak gene bu genk geldi. Bak. Bunların fiyatları 2'şer euro. Böyle kapaklı. Ama ben böyle istemiyorum. Bunlar sanki yemek kabı gibi duruyor. Yemek saplama kabı gibi duruyor. Onu da beğenmedim. Şimdilik. Neyse. Olmayacak. Bu da güzelmiş de böyle de istemiyoruz. Şu perdeler de güzel. Gördün mü? Bu güzel. Bu güzel de ama baksana 80'e 250 yazıyor. Bana 1 metre lazım Mehmet. 1 metrelik olacak. Bunların 1 metreliği var mı? Ama bu 5. Bana beyaz lazım. Var 1 metreliği de var bak. Evet, bu da 1'e 2 10 mesela. Değil mi? Aha, tamam aynı öyle bir şey lazım bana. Ama bak
Bu duvara monte edilecek. Uf ya. Ya da böyle raf rolü olacak. Bak. Bu da olabilir. Ya 5 daha iyi gitmez. Şöyle. Bilmem. Türkiye'den dalınır da Türkiye'den yük olacak bunlar bir sürü. Gel bakalım. Jalousi işte. Yine milli bir Aynur Hanım'a. He? Yerli bir milli bir Aynur Hanım. Evet, Türkiye'den alırız. Türkiye'den. Bu sistemi işte bunları görmüştüm internette. Yukarıda da var gerçi, bir de onlara da bakarız. Ama şimdilik ben bir ölçülerini buraya yazdım. Bir bakalım. Benim aradığım şunlardan, dolabın içine koymak için ama içi görünenlerden, yani içinde ne olduğunu bileyim. Çünkü yukarıdaki dolaba koyacağım. Böyle yukarıdan bakamam. Yani böyle bir şey arıyorum ama yok. Onu da yine Amazon'dan sipariş vereceğiz. Hay Amazon ya. Bunlar var. Ama bunlar kapaklı olanlardan. Böyle onun burasının, ne bileyim, daha güzel öbürküler sanki. Amazon'dan alalım yine. Dekorasyonlara hiç dalmayayım bence Mehmet. Dalayım mı Mehmet? Kaçıyor arkadan, gördünüz mü? Dekorasyonlar alacak diye korkuyor. Yok Mehmet, gel gidiyorum. Mehmet. Yok yok, dalmayalım. Gel bugün dalmayalım. Açıya şöyle hemen hızlı bir şekilde gireyim abi. Nereye? Açıya. Ay giremedim. Giremedin mi? Açıya. Ya boş geç. Şimdi bence dekorasyonu hiç dalmayalım. Gidelim. Sonra da tekrar bir böyle şey zamanımızda dekorasyona geliriz. Gerçi ama burada... Ama yamuk çıkıyor. Ne be? Dekorasyon yok ki Mehmet. Hep aynı şeyler var. Şimdi yukarıya çıktık. Bir de buradaki çöp sistemlerine bakalım dedik ama buradaki de aynısıymış. Bir tane böyle makas seti aldım da şunlar da çok hoşuma gitti. Bakın çekmeceler için böyle. Mesela böyle 3 tane yan yana koyunca güzel böyle içine sıralamak için veya şunlar. Ama tabii ki önce veya şöyle bir şey. Ben çekmecelerimi doğru düzgün ölçmedim ki, aklımda hiç bir şeyi yok. Şunlardan aldım. Bakın aslında Amazon'dan sipariş verecektim de. Ama burada da olunca artık buradan aldım. İlle grisi olmasına gerek yok. Şunlardan şeyin altına koymak için, dolapların altına. Bakın burada aynı sistem. Aşağıdakinin aynısı. Şöyle sadece burada böyle şeyi de var özel içine yerleştirmek için. Ama bunlar 60'lık dolap için. Benimki 50'lik dolap orada. Yani olmuyor. Bu. Aa, bundan bir tane alayım bari. Benimki şey oldu. Eskili ama mavisi, bunun grisi oluyordu aslında. Allah Allah. Yok. Ha. Onu da şeyden alırım. Ne oranın adı? Action. Action'de buluruz onu artık. Burada ne kadarmış o? Telehalta. He? Bunun adı neymiş? Running. Ha, yazmıyor. 2.99 ama şu herhalde. 2.99 olan. Evet. Evet. Şimdilik bunları alıp bir gidelim. Olmazsa artık değiştiririz. Mehmet kayboldu valla. Şöyle bakalım bir. Çiçek mi? Çeşmede güzelmiş. Küçücük. Kaç santimse? 40. Hmm. İyi. Mehmet diyor ki IKEA'nın satış stratejisi bu. Bir şey almaya geliyorsunuz. Komple IKEA'nın içinden geçiyorsunuz arkadaşlar. Komple geçiyorsunuz. Anacım. Şöyle bir kestirmelerden yol bulsam kaçacağım şimdi. Ana. Tanrıların arasına koymak için bunlar. İkinci geçişimizde gördün mü? Mehmet. Eve geldik. Robot yine mutfağın başında arkadaşlar. Buraya cam. Ben geldi diye mi yapıyorsun? Dört paydı platin dolanı. Ya mah. He dört paydı. Hadi camını yapsan neyse ne de. O camı yapma. Kost 400 euro. Not so info ye. Evet. Camımız da takıldı. Evet, ama jetzt kannst du kochen. Ich hab doch gestern gekocht. Ben dün yemek yemek yaptım. Evet, bu kadar cam yeter. Ben fazla istemiyorum. Yani ileride, tabii ki icabını da istersem ileride, buraya göre cam da yaptırabilirim. Komple çevirebilirim her tarafını. Bakarım olmuyor. Ge, man kann immer noch später hier noch Glas überall machen, wenn man will. Das ist ja gar kein Problem. Bunun ölçüsünü veriyorsun mesela, fişlerin nerede yapıyorlar. Ama ben şimdilik bakalım böyle istiyorum. 80 ve 50 euro. Was? Ja, Arbeitszeit. 40 euro Anfahrt und 17 euro fürs Hin. Anfahrt. Sen buraya yol parası ne istiyorsun? Du warst doch gar nicht, du warst schon hier. Nee, ich war oben. Ha, yukarıdan mı aşağı indin? Das ging Treppenlaufen, da musst du in den Keller laufen. Tamam. Ama bugün robot bayağı iş yaptı und şu bide. Du hast heute 2
Das da drüben hast du gemacht, jetzt hast du die Scheibe gemacht, das Müllsystem da oben machst du noch. Wow, hättest du die Küche du bauen sollen? Hast du doch gesagt, dass du mir die Schublade machst. Lavabo sistemini de böyle çözdüm arkadaşlar. 50'lik dolap olduğu için buraya 60'lık sistemler var. Hep 60'lık, bizimki 50'lik. Ben böyle çözdüm. Buraya bakın, küçüğünü aldım. Keşke ikincisi de sığsaydı ama sığmıyor işte. Normalde bunlar ikisi böyle yan yana sistemlerde çoğunlukta. Artık böyle yaptım. Buraya şeylerimi koydum. Bulaşık şeyimi, tabletlerini koydum. Ve buraya da şey var. Çekmecesi var böyle üstünde. Burada. Onun içine de böyle poşetlerimi, el bezlerimi falan. Bakın böyle buraya koydum. Onları koyacağım. Ve böylece bu tamamdır. İki elan ucuz. Çözdük. Kapaklarını da taktık. Böyle içine oturacak böyle şeyi var. Kenarında güzel. Hani dışına çıkarmıyorsun poşeti. Ben kapakları kapalı olsun istedim. Tabii elim falan bulaşık olunca biraz zor olur tabii ki. Hani böyle kapağını açmak ama hiç yoktan böyle çöp kapalı olur. Bakın buraya şimdilik poşetlerimi falan koydum. Ek dolabım. Bakın tencerelerimin hepsini güzelce aldı arkadaşlar. Şöyle. Şu Ikea'dan aldığım şeyleri de böyle bakın aralarına koydum. Altına da onlardan koydum. Şimdi yetmedi. Birkaçı bakın şuraya iki tane fetha lazım. Böylece şu kenarıya tahtalarımı koydum. Ve bu alta da böyle bakın toparlarım bile yani buraya güzel dizdim. Şimdi bu alt bu döner var ya şey bu rondel içinde gelen dolabın içinde gelen ki küçüktü. Şu kadarcıktı. Biz yenisini aldık bunun içine. Robot bunu böylece kendi montaj etti. Küçüğüne tabii fazla bir şey sığmıyordu. Sadece tencereler sığıyordu. Bu tuperler sığmıyordu. Onları çekmeceye koymuştum. Şimdi bu büyüğü alınca bu iyi oldu. 250 euro mu yalan söyleyeyim 240 euro sadece bu rondele verdik. Tabii bunu kurarken biraz robot zorlandı. Bunu içine oturtması, tekrar buralarını şey yapıp vidalaması falan. Ama çok güzel oldu. Bu kapak değişecek arkadaşlar. Demiştim ya değişecek birkaç yeri var diye. Bakın burada bu çatlama yaptı. Bu kapak buraya yeni gelecek. Dünkü yemeği ısıtıyorum burada tencerede. İndüksiyonda en çok merak ettiğim böyle kağıt koyuyorlar arasına. Yanmıyor. Ben buna pek inanmıyordum doğrusu. Robot dedi yanmaz ama bakın kendim denedim. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi indüksiyonu hemen kapattığınız zaman hemen kaynama bitiyor. Direktmen soğuyor. Yani böyle hani sıcaklık kalıyor ya normal ocaklarda. Bizim böyle ocaklarda. O kalmıyor. Aygazda da kalmıyor zannedersem. Aygazda da kapattığınız zaman hemen kapanıyor. Bu dünkü yemekten kalmıştı. Onu ısıtıyorum. Birazcık da bulgurum var. Bu cam böyle duvara tam yaslananlardan değil. Tam duvara yaslansa böyle bunun üzerine koyulacak. Ama icabında monte yapıp geri çıkartılıp temizleyip tekrar takılabiliyor. Bu da yani güzel bence. Çünkü arkası da kirlenir ne bileyim zamanıyla. Böylece birazcık yemek yaptığım bölümü koruyacağım. Yani bence fayansız daha çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yani böyle arkası olmadan. Şimdi komple bundan da arka yaptırabilirdik. Ama bence gerek yok. Böyle yarım güzel oldu. Türkiye'den bu halıyı almıştım geçen yıl. Mutfağıma koyarım gelince diye. Böyle mutfaklarında halı olanlara böyle özeniyordum. Birincisi uzun geldi. İkincisi hiç kullanışlı değil arkadaşlar mutfakta halı. Lekeleri görüyor musunuz? Hemen çocuklar böyle bir şeyler dökmüşler. Daha dün serdim ben bu halıyı. Ve bir de çok toz oluyor. Fayans olunca hiç yoktan güzel benim böyle hem silen hem süprenlerin üzerinden geçip aslında şey yapıyorum böyle hani siliyorum. Kaldıracağım. Bunu burada böyle sevmedim ben. Hani yakışmadı yani daha doğrusu. Cihan bile diyor anne bu halıyı buradan kaldır diye. Çekmecede oldu. Çöp sistemim böyle. Bakın. Burasını böyle robot kesti. Şöyle buraya bunları koydum. Ve burada da bakın sarı elbesak işte ayırıyoruz ya biz. Burada normal çöp. Burada böyle bunları şimdilik koydum böyle bakalım. Yani daha yerleşimini tam yapmadım ama burası da böyle tam oldu. Bunları da dolapların altına
sermem lazım da. Arkadaşlar bugün hiç artık canım istemiyor. Saat 6.30 oldu. Her gün böyle biraz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ah daha ne eksikler var, ne eksikler var bir bilseniz. Şimdi bu arada arkadaşlar ben videolarımda hiç söylemedim daha da. Biz Ağustos'un 8'sinde mi? Ne herhalde? Evet. İzmir'e uçuyoruz. Hakan ve İlkay, Altay, ben, Miley böyle gidiyoruz. Ben İzmir'de Melike'nin yanına gideceğim. Onlar Alaçatı'ya gidecekler arkadaşlarıyla. Sonra geri kalan zamanında birkaç günde Emet'e gideceğiz. Sonra birkaç bir hafta falan oluyor herhalde. Beraber gezeceğiz. İzmir'de tatil yapacağız. Öyle planladık. Yani benim bir de aslında böyle bir izin hazırlığı yapmam lazım da. İzin hazırlığı diyorum. Aman ne yapacağım sanki? Aman kıyafetlerimi atarım. Şampuanmış, şumuş, bumuş artık Türkiye'den alırım. Ne var sanki? Onu da yani problem yapmıyorum. Eskiden olsa yani başlardım. Ha şu lazım, bu lazım. Onu yapmam lazım diye. Yani izin meselesinde buradan söylemedi demeyin. Arabamızı da Türkiye'den kiraladık. Hakan gele lazım olur dedik. Daha çok bir de İzmir'de gezerken falan. Şimdi Alaçatı'ya gidecekler ya onlar. Tam konuşurken hafıza kartım doldu arkadaşlar. He, Alaçatı'da hani bir gelecek olurlar, Altay'a bir şey olur falan diye. Araba dedik, iyi olur dedik. Arabamızı da kiraladık. Hatta Instagram'dan kiraladığımız yeri falan da söyledim. Lazım olanlar olur diye. Evet durumlar böyle. İzin hazırlığı yapılması lazım. Başka için izin hazırlığı falan yok. Mutfak hazırlığı. Mutfağı bitiriyoruz. Mutfağında diyorum böyle içine o kapları mapları artık diyorum izinden gelince yapayım ya. Yoruldum arkadaşlar. Cidden yoruldum. Artık o eskiler dursun içinde. Yani bunları da bilmiyorum serer miyim gitmeden sermez miyim. Bakın mesela bu havluluk. Bunu İlkay sipariş vermiş. Bu dolaba yapılacak ama bunun yapılacağı dolapta şey var, hasar var, küçük bir hasar. O değişmesi lazım, değişecek daha. Onun için diyorum ben bunu şimdilik yaparsam yani olmaz. Tekrar çıkar, tekrar yapıştır. Ben de ne yaptım? Bakın böyle, böyle koydum. Böylece, böyle camın önünde duruyor yani. Böyle, heh. Olur, zamanı yine olur. Mutfağı o kadar bekledim. İşte rengiydi, şuydu, buydu, salladım, tatil diye araya girdi. Şimdi diyorum böyle ufak tefek şeyleri de hiç problem yapmak istemiyorum daha doğrusu. Benim düşüncem bu. Yani eksik tamamlanır, her şey yolunu bulur. Aha mutfak oldu mu, olmayacak mı, nasıl olacak, rengi uymuyor, şu olmuyor, bu olmuyor derken o da oldu gitti. Yani hiç kafaya takmaya gelmez. Kafamızı sakin tutalım böyle, rahat olalım. Allah'ım sağlık versin, gerisi kendiliğinden gelir. Robot dayanamadı bana. Bunu da takıverdi hemen. Sağ olsun. Bu da olsaydı güzel olurdu dedim. Hemen şipşak takıverdi. Bakın arkadaşlar böyle. Buraya. Bu kalkacak artık tabii buradan. Böyle. Şurası şöyle bir güzel temiz olsun. Ve havluğumu da taktı buraya. Buraya uygun gördüm. Çünkü burada yer yok. Burada ıslanır. Bura kahve makinesi falan var. Burada da olmaz dedim. Burada böyle iyi oldu yani. Dankeschön Robert. Du bist ein Schatz. Yazık. Saat 7 oldu arkadaşlar. Evet sabah 7'den beri cidden yani uğraşıyor. Bugün bıktım artık diyor. Schnauze vollmüş. Du armes Ding. Das war jetzt das sechste Teil für den Küche, oder? 6. parça mıydı? Ja, kann sein. Sechs Sachen habe ich gemacht für den. Ja, danke schön. Es wird langsam. Yavaş yavaş oluyor. Bir de şuraya bir koruyucu bulsam onu alacağım. Aber Robert, ich brauche noch hier viel, viel, viel Sachen. Was? Vorratsdosen, alle noch. Ja, aber später, nach dem Urlaub, okay? Das interessiert dich nicht, gell? Nein.